Büyük Zafer'in 100. yılına doğru teması adı altındaki İstiklal sergimizin açılışına hep beraber katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Heyecan ve mutluluğumuzu burada birlikte paylaşacağız. Bu mekan da ayrı özel bir mekan. Ama buraya nasıl geldik? Sevgili Başkan sayesinde geldik esasen. 2 yıl kadar önce bir telefon görüşmesi yaptık. İstiklal sergisinin İstanbul Yeni Cami Şubemizde, eski Yeni Cami Şubemizde ilk açılışını orada yapmıştık. Sonra da Ankara'da yine Ulus'taki bizim tarihi binamız, ki o bina bizim 3. genel müdürlük binamızdır ama İş Bankası olarak maliki olduğumuz ilk genel müdürlük binasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği, bizzat ilgilendiği çok müstesna bir binadır. O binada da şimdi İktisadi Bağımsızlık Müzesi haline getirdik orayı. Ve İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gene İstiklal sergisi devam ediyor. Şimdi bu çerçevede Sayın Başkan duymuşlar bunu. Bunu İzmir'de yapmak yakışır dediler. İzmir'siz olmaz böyle işler. Çünkü hem Cumhuriyet'in kuruluşunda, hem İzmir İktisat Kongresi'nde, hem İş Bankası'nın kararlarının alındığı bu kentte bunun daha fazla ölçüşeceği, yakışacağı bir başka kent olmaz. Onun için ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hemen yapalım dedik. Peki 2 yılda ne oldu da yapmadınız? İşte hepimiz beraber yaşadık biliyorsunuz. Pandemiden tutun bir sürü başka sıkıntılar. Ama şükür bugün burada güzel bir günde, 30 Ağustos gibi Zafer Bayramımızda bunu hep beraber paylaşma imkanı buluyoruz. Öncelikle bunun çok kıymetli bir hadise olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki en büyük kahramanlık destanlarından birini bahsediyoruz esasen. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zafere ulaşıyor. Ve hem büyük taarruz hem de başkomutanlık meydan muharebesinin kazanılması suretiyle bu yıl dönümünü kutladığımız güne gelmiş oluyoruz. Böylesine özel bir günde hakikaten milli mücadeleyi anlatan İstiklal sergimizi İzmirlilerle buluşturmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz şu anda. Evet, biz İzmir'e kuruluşun ve kurtuluşun şehri deriz. Ve bugün kurtuluşun 99. yıl dönümünü büyük bir gururla ve büyük bir mutlulukla idrak ediyoruz, yaşıyoruz. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri onun geçmişi ve doğasıyla olan bağının kopması olduğunu düşünüyorum. Bu serginin varoluşu elleri, tırnakları, kanları, canları ve yürekleriyle ilham veren Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları işte bize bunu anlatıyor. İstiklal sergisi İş Sanat tarafından 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Ankara ve İstanbul'da açılmıştı. Bugünse İzmir Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğiyle Büyük Zafer'in 100. yılına doğru başlığı ile şehrimize taşıdık. İzmir'in kurtuluşu serginin farklı bölümlerinde ele alınan konulardan biri haline getirildi.
Çok teşekkür ederim. İzmirlerinde görmeye alışık olmadı. Biraz daha nadir belgelerle bir olayların bildirdiği ekranlarını yemekçide burada aldık. Canlansın gözlerinde. Nitekim öyle oldu. Testi garantiliyiz. Buradaki sergide de 7 ayrı rehberimiz